Haftaya hoş geldiniz. 2019'un ilk programına pozitif ayrımcılık yaparak başlıyoruz. Kadınların iş dünyasındaki yerinden bahsedeceğiz. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar bize beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. Görüşmeyeli çok oldu. Evet. Bir seneye yakın. Öncelikle neler yaptınız? 2017 bitti, 2018 bitti, 2019'a girdik. Yeni projelerinizi de dinleyeceğim ama öncelikle nasıl seneyi kapattınız? Değişik neler oldu biliyorum. Girişimcilere çok destek oluyorsunuz. Aynı zamanda hem yurt içi hem uluslararası Birleşmiş Milletler kapsamında projeler, çalışmalar yapıyorsunuz. Buyurun genel bir değerlendirme yapalım. Evet. Sonra detaya inelim. Teşekkür ederim öncelikle. Ben de herkesin yeni yılını kutluyorum bu arada. KAGİDER Kadın Girişimcileri Derneği olarak ana hedefi kadın girişimciliğini desteklemek. Kadın girişimciler şirketlerini kurarken ya da büyütmek isterken ihtiyacı olduğu destekleri verebilmek, sorunlarını çözebilmek. Geçtiğimiz yıl yine aynı hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ettik. Ama kısaca şöyle başlıklar altında sığlayabilirsem, öncelikle iş kurmak isteyen kadınlara online platformumuzu, yani eğitim platformumuzu zenginleştirdik. Eğer bizi dinleyenler arasında işini kurmak isteyen, iş fikri olan kadın girişimciler varsa kagiderpusula.org platformunu onlara tavsiye ederim. Bu bir online platform. Burada evinizden oturarak iş fikrinizi nasıl hayata geçirebileceğinizi kadın girişimcilerden ve akademisyenlerden öğrenebilirsiniz. Kullanıma açtık, aktif kullanıyoruz. Aynı zamanda da işimi kuruyorum eğitimleri veriyoruz. Bu işimi kurma tarafıydı. İkinci anlamda aslında çok önemli bir konu var. Kadın girişimciler, aslında tüm girişimciler işlerini kuruyorlar. Ancak ilk üç yıl çok zorlu ki biz buna ölüm vadisi diyoruz. Maalesef kurulan şirketlerin %85'i hayatlarına devam edemiyorlar. Biz de dedik ki ne yapabiliriz ki kadın girişimcilere tam bu 3 yılda destek olabiliriz. Yani işlerini büyütmeleri için insan kaynakları konusunda, finansa ulaşmaları konusunda, daha iyi kurumsal yönetmeleri için ve proje 15'i geliştirdik. 250 kadınla bir kamp yaptık. 150 kadınla birebir bir araya geldik. Evet. Onlarla 2 gün geçirdik. İşleri için hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olduk ve 15 tanesiyle de bir yıllık bir yolculuğa çıktık. Bu yolculuk şöyle: her bir şirketin bir mentoru var ve aynı zamanda bir sanal yönetim kurulu var. Bizim amacımız bu girişimleri ihracat yoluyla genişletebilmek, yeni pazarlara açılmasını sağlamak ve finansa ulaşmalarını sağlayabilmek. Bir de tedarik zincirlerinde kadını güçlendirmek çok önemli. Ne demek bu? Kadın girişimcilerin yeni pazarlara ulaşabilmesi demek, satın almacılarla bir araya gelmesi demek. Bu özellikle özel şirketlerin satın alma süreçlerine dahil olmalarını sağladık. Böylece aslında işlerini de büyütmelerine destek olduk. Evet, biliyorsunuz KAGİDER'in Brüksel'de de ofisi var. Evet. Biz KAGİDER olarak Avrupa Birliği yolculuğuna inanıyoruz ve Türkiye'nin destek veriyoruz. Ziyaretlerimiz oldu parlamentoda. Birleşmiş Milletler ECOSOC üyesi olduğumuz için her yıl Mart ayında Birleşmiş Milletler'e gidiyoruz, gittik. Bu sene yine Mart ayında gidip tedarik zincirinde kadını nasıl güçlendirebiliriz onu konuşacağız. Bu arada hükümetimizle bir proje içerisindeyiz. Aslında bir yasanın çıkması için beraber çalışıyoruz. Bu bunu SPK'la değil mi? Evet. Kitlesel fonlama. Kitlesel fonlamayla ilgili. SPK bildiğiniz gibi geçen senelerde kitlesel fonlamayla ilgili yasayı çıkarmıştı. Ancak bunun karar kanunnamesi, yani kararları henüz netleşmemişti. Ve buna benzer bir çalışma yapıyordu değil mi zaten SPK? Zaten vardı, evet. Ancak detayları belli olmamıştı. Şimdi öğrendiğimiz bilgiye göre önümüzdeki günlerde bunu zaten bütün sivil toplum kuruluşuna, bütün kamuoyuna açacak, görüşleri alacak. Biz burada özellikle kadın girişimciler için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Biraz kitlesel fonlamanın ne olduğunu anlatayım isterseniz. Aslında şu an Türkiye'de uygulanan bir yöntem bu. Ancak hisse karşılığı bir fonlama yapılmıyor. Şöyle düşünün, bir platform var, bir fikriniz var, bir iş fikriniz var. Diyorsunuz ki benim böyle bir iş fikrim var ya da böyle bir işim var. Bunu büyütmek istiyorum. Bana yatırımcı olur musunuz? İsterseniz binde bir, isterseniz %1, %10 karşılığında fiyatlar belirleniyor. Ve melek yatırımcı dışında, yani melek halktan yatırımcı dışında, halktan, olabilir. Halktan siz hisse karşılığında
bir gelir elde ediyorsunuz. Bu aslında birer can suyu olabildiği gibi aynı zamanda size bir sermaye akışı da sağlıyor. Tabii. Dünyayı inceledik. Özellikle İngiltere'de çok kullanılan bir yöntem bu ve kadın girişimcileri de çok destekleniyor. Hatta öyle kadın girişimciler var ki böyle 3 aşamada 1 milyon pound'a kadar kitlesel fonlamadan yararlanmışlar. Neden diye sorduk. Neden kadın girişimciler daha başarılı? Çünkü kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin sosyal faydaları da var. Yani topluma da yardımcı oluyorlar. Örneğin bizim de kadın girişimcilerimiz var. Örneğin bir şirket kuruyor. Balla ilgili balla. Bir ürün getiriyor ve öksürüğe çare buluyor. İmmün sistemi, bağışıklık sistemini geliştiriyor. Dolayısıyla siz bu fikri dinlerken sadece işin karlılığına değil, toplumsal faydanın da ne kadar önemli olduğunu düşünüp buna daha çok yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu da yine üzerinde çalıştığımız bir konu. Bir de geçen sene ve ondan önceki sene söylediğimiz bir şey var. Kadından almalı, memleket kazanmalı. Yine bu slogan çerçevesinde aktivitelerimize devam et. Ticaret Bakanlığı Ruhsar Hanım da zaten kendi bir girişimci. Kesinlikle. Değil mi? Ben bildiğim kesinlikle kadarıyla. Kesinlikle öyle. O da çok destek veriyor. Siz de bu konuda özellikle hani biraz daha ihracata yönelmek, özellikle evet. Şu ekonomik konjonktürde hem Türkiye'de hem global konjonktüre bakarsak neler yapılıyor Ticaret Bakanlığı'yla? Biraz anlatabilir tabii misiniz? Tabii ki. Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım bir kadın girişimci. Ve bence bu tüm kadın girişimci dernekleri için büyük bir şans. Çünkü bir kadın ve girişimci olarak neler yaşadığımızı en iyi kendisi biliyor. O yüzden de kendi önceliklerinden bazılarında kadın girişimciliğin geliştirilmesi, kadın girişimcilerin ihracat yoluyla güçlendirilmesi önemli alanlardan bir tanesi. Ki buna yönelik de çok bir araya geldik. İlki şu, özellikle kümeleme çalışmaları var. Bunu kadın girişimciler için yapıyoruz. Yani ne demek bu? Benim malım var, gıda sektöründeyim, farklı şirketlerimiz var ve biz bunu perakende noktalarına satmak istiyoruz. Diyelim ki hedef seçtiğimiz yer İspanya olsun. Biz 3-4 kadın girişimci gıda anlamında üretim yapanlar beraber toplanıp İspanya'ya gidip perakendecilerle görüşüp malımızı satabiliyoruz ve bu anlamdaki desteklerini Ticaret Bakanlığı sağlıyor. Yani fuar açma, buradaki o masrafları ve daha da önemlisi hangi pazara açılması gerekiyor, nasıl bir fiyatlama yapılması gerekiyor ve nasıl bir network oluşturulması gibi bilgiye dayalı olan bilgileri de TİM, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ticaret Bakanlığı aracılığıyla veriyor. KAGİDER de bunun 3. parçası olarak yer alıyor. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni pazarlar bulmak, ihracat yapabilmek bence 2019 bir şey değil tabii mi? 2019 için çok önemli büyümenin ana motorlarından biri olacağını düşünüyorum. Mesela hangi pazarlar belirlendi? Bir pazar araştırması yapıldı mı? Ne var? Aslında şöyle sektöre göre belirleniyor bu. Ve de çok değerli bir araştırma. Yani ben gıda sektöründeysem dolayısıyla Amerika, ama Amerika'da da hangi eyalet, hangi kanal bizim için daha doğru, bunlar gerçekten sektör bazında ayrılıyor. Biliyorsunuz dünyada fuarlar var. Bu fuarlara katılmak önemli. Ki tekstil onlardan bir tanesi. Yine bu anlamda çalışmalar devam ediyor. O yüzden de hedef pazarlar aslında üretim sektörüne göre değişiyor. En çok Afrika, hangi sektör? Evet, Afrika'da değil. Afrika yine aynı anlamda. Asya bu anlamda. Ama şu an ağırlıklı kıta Avrupa'sı görünüyor. Anladım. Peki hangi sektörlere giriyor kadınlar daha çok? Mesela değişen teknolojiyle bu fikirler de değişiyor mu? Neler sizin gözünüze çarpıyor? Doğru. Merak tekstil, edin. Gıda ve hizmet ağırlıklı. Ancak tekstil hep revaçtaydı hep zaten. Değil özellikle mi? Dizayn, katma değerli ürün, moda. Bu anlamda kadın girişimcilerin çok başarılı ürünleri var ve neredeyse hani dünyada marka olma yolunda da inşallah markada olacaklar. Fakat son 3-5 yıldır şöyle bir gözlemimiz var. Bu da inovasyon, teknoloji anlamında kadın girişimcilerin artması. Bu anlamda yine izleyiciler arasında varsa özellikle TÜBİTAK teşvikleri çok değerli. Kadın girişimciler için de aynı zamanda yararlanabiliyorlar. Yani bir inovasyonunuz varsa,
ya da yeni bir ürün geliştiriyorsanız, bu tıp sağlık alanında olabilir ya da makine alanında olabilir, bu teşviklerden yararlanabiliyorsunuz. Çünkü ilk etapta amacınız bir prototip oluşturabilmek ve tabii, bu uzun bir süreç, bu Ar-Ge süreci, bu destekleniyor. KAGİDER bundan sonra nerede dahil oluyor aslında? Özellikle işi geliştirme, mentorluk anlamında. Çünkü kadın girişimci hele inovasyonda icat yapıyorsa ona daha fazla odaklanıyor. Halbuki işletme bambaşka biri, tabii, bir şey. Bambaşka bir yetenek gerektiriyor. İşte evet, o anlamda KAGİDER burada mentorluk vasfını öne sürüyor. Bu devletin öngördüğü teşvikler için de böyle. Biliyorsunuz özellikle KOBİ'lere yönelik de çok fazla teşviğimiz oldu geçen dönemlerde. Fakat ben özellikle şöyle bir rapora hiç rastlamadım. Ne kadarı kullanıldı, kaç işletmenin işi nereden nereye büyüdü, kaçı bunlardan kadın girişimciydi. Aslında böyle bir rapor hazırlanırsa eksiklerin olduğu yerlere göre destekler verilebilir. Bu mentorluk olabilir. Çünkü parayı vermeniz sadece yetmiyor bir girişimciye. Ona mentorluk ve yol yöntem de gösteriyor olmanız gerekiyor. KAGİDER de bu anlamda mentorluk çalışmalarına devam ediyor. Peki ben biraz girişimcilikten konu açılmışken melek yatırımcılar tarafına da değinmek istiyorum. Çünkü melek yatırımcılar hani bir oksijen değil mi? Kesinlikle. Girişimciler özellikle yeni iş dünyasına atılan gençlerimiz veya insanlarımız için. Ama tabii şu konjonktürde melek yatırımcılar daha seçici mi oluyorlar? Nelere daha çok bakıyorlar? Biraz hani bu konuda da girişimci olacak insanlarımıza şey yapabiliriz. Çünkü hani malum döviz kurlarındaki seviyeler. Hani doğru, bu melek yatırımcılar açısından, çerçevesinden nasıl bakarsınız? Şimdi aynı zamanda melek yatırımcı olarak da şöyle düşünmek gerekiyor. Bir kere yaptığınız girişimin sadece lokal olmaması lazım. Yani ne yapıyorsanız bütün dünyada işleyecek bir ürün ya da hizmet olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Biraz nokta atışı gerekli girişimler olması lazım değil mi? Evet, yani sadece ben öyle bir iş yapayım ki sadece İstanbul'da, sadece Türkiye'de çalışsın değil. Artık bu dönem kapandı. Ne yapıyorsanız yapın, hangi işi yapıyorsanız yapın, bunun bütün dünyada işler oluyor olması gerekiyor. Birinci özelliğiniz bu. İkincisi, biz melek yatırımcı olarak aslında girişimcinin yapısına da bakıyoruz. Ne kadar tutkulu, bu işte ne kadar istekli ve nasıl bir ekip kurduğu çok önemli. Yani riskleri dağıtabiliyor mu? Üçüncüsü de rekabetteki farkı. Yaptığı ürün ya da hizmet ne kadar farklı, nasıl bir büyüme potansiyeli var ve bunu hayata geçirebilmek için ne kadar istekli, nasıl bir ekibe sahip? Peki finansman açısından da hani melek yatırımcılar aynı zamanda özellikle KOBİ'lerimize şu zamanda özellikle banka kredilerinde bir sıkışma görüyoruz. Neler söylersiniz, finansman açısından nasıl destekler olabilir? Hem Ticaret Bakanlığı'nda sizin görüşmeleriniz nasıl oluyor? Yani şu mesela 2019'da nasıl görüyorsunuz önümüzü bu konuda? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. 2019 bütün sektörler için zor olacak. Zor bir dönem bekliyor bizi. Ben bunu şöyle tercüme ediyorum. Ayağını yorganına göre uzat yılı olacak. Özellikle KOBİ'ler için de. Tüm girişimciler, özellikle de kadın girişimciler için nakit yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da özellikle alacaklarınızın zamanında alınması, alacak vadelerinin uzamaması çok önemli. Bunun için özellikle özen göstermeleri gerektiğini düşünüyorum kadın girişimcilerin. Yine ihracata yönelmeleri, yeni pazarlar aramaları, rekabette fark yaratmaları çok doğru bir zaman. Bazı sektörler için şanslı bir dönem bence. Biliyorum son iki yıldır turizm bayağı bir zorlanmıştı ama önümüzdeki dönemde zaten rakamlarda onu gösteriyor Türkiye'deki turist giriş sayısına. Önümüzdeki dönemde turizmin özellikle yükseleceğini, ki bu anlamda da çok fazla kadın girişimci var. Bir de turizm sadece konaklama olan bir sektör değil, yan sektörlerle yaklaşık 30'dan fazla sektörü de ilgilendiriyor. Yani catering şirketlerini, aynı zamanda
üniforma şirketlerini, temizlik şirketlerini ve istihdam yarattığı yer anlamında. O yüzden bu anlamda daha olumlu görüyorum. Yine ihracat yapan markalaşma çok önemli. Bir de bu tip daralma dönemlerinde aslında hepimizin iş yapış modelimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Çünkü yeni bu dönemde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Örneğin bir otomotiv şirketinde olduğumuzu düşünelim. Biz ana gelirimizi araç satışlarından kazanırken artık belki de servis gelirleri, aksesuar gelirleri, ikinci el satış gelirleri bizim şirketimiz için daha önemli olacak. Çünkü insanlar yeni araba almak yerine eski arabalarını kullanmaya devam edecekler, daha fazla servise getirecekler, alamadıkları için daha fazla aksesuar alacaklar, ikinci el pazarı genişletecek. Yani yine hayat devam edecek ama iş yapış modeli değişecek. Bizim hepimizin şirketlerimize yeniden bu bakış açısıyla bakmak, hedeflerimizi revize etmek ve buna göre yapmak lazım. Ama bütün bunları yaparken de çok fazla açılmamak, çok fazla borçlanmamak, özellikle maliyet yapısını doğru tutmak çok önemli. Yani hükümet olarak da bizim KGİDER olarak da hep söylediğimiz piyasa koşullarının kurallarına uygun davranılması ve buna yönelik adımların atılması. Enflasyonla mücadele zaten önemli konularımızdan bir tanesi. Biliyorsunuz vergi indirimlerinin süreleri uzatıldı Mart sonuna kadar. Bu önemli bir şey. Burada tüketimin canlı tutulması hedefleniyor ki bu da büyümemiz için önemli. Ancak bu şöyle de okunabilir. Devletin vergi kaybına da neden olacağı için sıkı mali politikasının da devam ediyor olması gerekiyor. Evet, şimdi Sanem Hanım, ben özel şirketlerde istihdama gelmek istiyorum. Çünkü tabii biz yine OECD rakamlarına bakarsak bu konuda, yani kadın istihdamı açısından alt seviyelerdeyiz. Doğru. Değil mi? Ne kadar bir yol kat ettik, siz daha iyi bilirsiniz, bize anlatın. Ama özellikle yönetim kurullarında kadın, hani ne kadar şans veriliyor, neden bu kadar proje yapılıyor, bu kadar çalışma yapılıyor ama biz istediğimiz yere gelemiyoruz. Siz işte bu konuda projeleri Birleşmiş Milletler'de de tanıttınız. Nedir yani, hem dışarıdan bize bakış Türkiye'ye, hem bu neden yol kat edemiyoruz veya çok az yol kat ediyoruz? Çok haklısınız. Ya da çok minik adımlarla ilerliyoruz. Evet, daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. Yani KGİDER kurulduğunda kadın girişimci oranı %4, bugün %8 ama 16 yıl geçmiş aradan. Kadın istihdamına baktığınız zaman şu an %29 seviyelerindeyiz. İş gücüne katılımda %33'teyiz. Bizim hedefimiz 2020 yılına kadar %41. Yönetim kurullarında kadın oranlarına bakıyoruz. Bunlar da hala düşük. Halbuki bunu başaran ülkeler var. Nasıl yapmışlar? Almanya bence iyi örneklerden bir tanesi. Merkel şöyle bir çalışma yaptı. Önce tavsiye niteliğinde dedi ki yönetim kurullarında kadın oranını %30-%40 seviyelerinde tutalım. Bu bir tavsiyeydi. Bugün biliyorsunuz SPK'nın da kota gibi evet, bir oran koydu. Ama önce tavsiye niteliğindeydi bu. Maalesef hiç uygulanmadı. Hiçbir zaman da oralara gelemedi. Geçen sene ise bunu yasalaştırdı. Ve bir Alman disiplininde de bunu takip etti. Yani şunu yaptı. Kota koyduktan sonra yönetim kurullarında kadın sayısını %30'un üstüne çıkardıktan sonra şirketlerin performansı ne oldu? Öncesi ve sonrası karşılaştırdığında şirketlerin karlılıklarının arttığı görüldü. İnanılmaz. Evet, ve bu rakamlarla açık, net biçimde. Aslında hep söylediğimiz şey şu. Kadının daha fazla istihdama katılması, kadının yönetici olarak daha fazla olması aslında o ülkenin daha zengin olması, daha iyi yönetilmesi, daha refah olması anlamına geliyor. Ve bu eşit fırsatlara eşit ulaşmak kadar aslında ortak çıkarlarımız için gerekli. Ve bunu en az kadınlar kadar da erkeklerin savunduğunu görüyoruz son yıllarda. Bu da önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ben buna akıllı şirketler, akıllı ülkeler diyorum. Son zamanda 3 ülke beni çok heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz Kanada bakanlarına baktığınız zaman yarısı kadın yarısı erkek. Fransa ve Japonya. Japonya ekonomisi çok gelişmiş bir ülke ki bu senede G20
toplantıları evet. Japonya'da olacak hı hı. ve Abeizm diye bir strateji var. Siz de bu sene Japonya'ya gidiyorsunuz. Evet, biz de Japonya'ya gidiyoruz W20 evet. toplantıları evet. için G20 bünyesinde ve orada diyor ki biz Japonya olarak kadınları ekonomide daha fazla kullanmamız lazım. Eğer teknolojide daha fazla gelişmek istiyorsak, eğer daha refah bir ülkede yaşamak istiyorsak, bunu söyleyen Japonya, dikkatinizi çekerim. Yani biz yurt içinde neler eksik? Tabii biz öyle kota koyabilir miyiz? Yani belki önümüzdeki dönemler, önümüzdeki seneler. Bence olur. Rahatlıkla koyabiliriz. Eğer bunu gerçekten yapmak istiyorsak yapabiliriz. Şimdi SPK'nın biliyorsunuz yönetim kurullarında kadının %30 olmasına doğru bir tavsiyesi var. Bunu kota haline döndürdüğünüz zaman bu değişebilir. Şimdi Mart ayında belediye seçimlerine giriyoruz. Belediye seçimlerinde lütfen kadın adayların oranına bakın. Maalesef çok düşük. Yani %4 oranlarında adaylardan bahsediyorum. Daha da seçilmediler. Yani Türkiye'de kadın siyasetinde de yeteri kadar aday olduğunu düşünüyorum. Neden bunları daha fazla öne çıkarmıyoruz? Bu oranları neden arttırmıyoruz? Daha iyi yönetilebilmek için daha fazla kadın adayın olması gerekiyor. Şirketlerde böyle olması gerekiyor. Ama tabii bunu yaparken de istihdam oranını arttırmak lazım. En büyük engel şu kadın istihdamında yeteri kadar kreş sayımız yok. Şöyle bir araştırma var. Araştırma şunu söylüyor. Türkiye'deki kadınların %40'ı evlilik ya da çocuk yüzünden işten ayrılıyor. Ve ayrılan kadınlara soruyorsunuz mutlu musunuz diye. %60'ı diyor ki çok mutsuzum ve işe geri dönmek istiyorum. Eğer yeterli bakım hizmetleri bana sağlanırsa. Evet, çok enteresan. Değinmeden geçemeyeceğim çünkü Ocak ayındayız. Ay sonunda da Davos Ekonomik Forumu var. WEF geliyor, yaklaşıyor. Burada da bir rapor açıklandı. Ama tabii global bir rapor, global küresel rapor. Ama yine çok trajik. İş dünyasında kadın erkek eşitliğinde özellikle yani maaş çerçevesinde yani mali kazanca göre bakmışlar. Eşitlenmesi için kadın erkeğin 200 yıl falan geçmesi gerekiyor. 217 yıl. Evet. Yani bu nasıl bir araştırma? Ya daha kötü bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl bu 181'di. 181'den 217. Yani biz geriye yani çekecekken gerçekten ileri doğru evet. gidiyor. Çok enteresan. Bu daha iyi yönetim ihtiyacından, daha refah bir toplum ihtiyacından geliyor. Yani biz daha fazla kadını istihdam etmeli, daha fazla kadın girişimcinin olması için çalışmalıyız. Yani çok basit bir mantık var. Yani toplumun yarısı kadın. Evet. Şimdi siz geçen sene de Birleşmiş Milletler'de projelerinizi evet. anlattınız. İşte doğru. Bu sene de hem Tokyo'da anlatacaksınız da W20 yönetim kurulu üyesisiniz. Doğru. Hem tekrar BM'de anlatacaksınız. Nasıl temsil ediliyor Türkiye? Biraz bize anlatır mısınız? Farkımız neler? Öncelikle nasıl şunu söyleyeyim, daha iyi olabiliriz? Etkin bir şekilde temsil evet. ediliyor. büyük ekiplerle oraya gidiyoruz. Evet. Biliyorsunuz Kadın 20, W20, G20 çerçevesinde Türkiye inisiyatifinde kurulmuş bir yapılanmadır. Evet. KAGİDER de başkanlık etmişti. Hı. Kadem ve TİKAT'la beraber. Aynen. Ardından bu yapıyı biz Çin'de, Almanya'da, Arjantin'de de takip ettik. Şimdi de Tokyo'da takipçisi olacağız. Sistem şöyle çalışıyor. Evet. G20 ülkeleri biliyorsunuz şu amaçla bir araya geliyorlar. Diyorlar ki dünyadaki ülkelerin stabil bir şekilde büyümeleri, sürdürülebilir olabilmeleri için biz maliye bakanları, devlet yönetici olarak bir araya geliyoruz. Evet. Ve sivil toplumunda oluşturduğu bu gruplardan öneri setleri alıyoruz. Hı hı. İşte Kadın 20 de bunu içeriyor. Yani diyor ki ey ülkeler, çok da net bir hedefi var bu arada. Diyor nedir? Ki 2020 yılına kadar kadın ve erkekler arasındaki istihdam farkını %25 azaltabilmek. Bu da yaklaşık Türkiye'deki istihdam oranının %41'e çıkması anlamına geliyor. Yani 3 milyon kadının yeni istihdamda yer alması anlamına geliyor. Ve her ülkede buna yakın yönelik çalışmalar yapıyor. Ve bu belgede hedeflerini söylüyorlar. Aynen öyle. Bu belgede aslında bütün dünyada kadını güçlendirmek için yapılacak önerili setlerini oluşturuyor.
daha fazla kadın eğitimde olmalı, daha fazla kreş açılmalı, daha fazla kadın girişimci için ne yapılması gerekiyor? Kamuda alımlarda kadın nasıl olsun, tabii, tedarik zincirinde ne olsun, ihracat yapan kadın nasıl desteklenmeli, teknoloji konusunda çok kadın önemli, nerede, nasıl olmalı? Bütün bunları içeren bir öneri setleri var. Tarımda kadın ve buna yönelik de hükümetlerin karar almasına çalışılıyor. Ve biz de bunun takipçisi oluyoruz. Evet. Yine Tokyo'da da aynı şekilde takipçisi olacağız. Birleşmiş Milletler'de de farklı projelerimizi her sene anlatıyoruz. Bu sene de adına iyi işler dediğimiz bir projemiz var. Evet. Yeni anlatacağımız proje. Bu da özellikle tedarik zincirinde, yani diyelim ki perakende sektörüne bir ürün satıyorsunuz. Tamam. Ki burada da Boyner ekibiyle beraber çalışmıştık. Perakende de kendi tedarikçiler arasından kadın girişimcileri seçtik. Ve onlarla 8 haftalık bir program yaptık. İşlerini büyütmeleri için. Daha sürdürülebilir işler olması için. Ve onların da aynı zamanda daha sonra ne kadar ciro artışları oldu, İhracat yapabildiler mi, istihdam yaratabildiler mi takip ettik. İşte gidip bu modeli anlatacağız. Nasıl bir feedback geldi? Yani iyi, çok bir olumlu, geri dönüşüm. Çok oldu. Olumlu. Çünkü şöyle de bir şey oldu. Bu programdaki kadınlar bir kere birbirlerinden de alışveriş yapmaya başladılar. Yani biri kumaş üreticisi, bunlar birbirleriyle de ticaret yapmaya başladılar. Farklı kanallara açıldılar. Farklı perakende noktalarıyla ve yurt dışına açılanlar da oldu. Bu tamamen aslında var olan işlerin büyütülmesine yönelik. Çünkü gelen, artan her bir ciro vergi demek ülkemiz için. Tabii ki. Her bir istihdam katma birine değer, iş demek ve katma değer demek. İşte KAGİDER olarak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Sanem Hanım, vaktimiz de daralıyor. Özellikle ben sizin Dünya Bankası desteğiyle bir projeniz var. Ona değinmek istiyorum. Çünkü tabii, finansman için de önemli bir şey. Bu dar finansmanlı küresel ve bizim, hı-hı, Türkiye için şu dönem için. Burada geri dönüşümler nasıl oldu? Bu geleceğin kadın liderleri projesi. Şöyle bir iki, bahsedelim. Çok hızlıca başlayayım. Evet. Dünya Bankası ile beraber bir sertifika programı yaptık. Buna fırsat eşitliği modeli diyoruz. FEM. Ve gidip şirketlere diyoruz ki, özellikle de CEO'lara. Evet. Siz kadın ve erkek fırsat eşitliğine inanıyorsanız, evet, biz gelip bağımsız denetçilerle şirketinizi denetliyoruz ve bu, evet, sertifikayı veriyoruz. Çok güzel. Ve çok mutluyuz ki 20'den fazla şirket bugün buna imzacı. Ve biz 500 binden fazla çalışana ulaşıyoruz. Kreş sistemi, çocuk bakım sistemi, kariyerde yükselme gibi birçok kriterde dahil. Geleceğin kadın liderleri de genç kadınları fırsat eşitliğini yakalaması için yaptığımız bir proje. Orada da özellikle Anadolu'daki, hı, genç kadınlar eğitim alıyorlar ve onları iş dünyasına hazırlamaya çalışıyoruz. Hı hı. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sanem Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, üst düzeyde KAGİDER Başkanı Sanem Oktar sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.